Çıktık işte dağın tepesine, böyle 1800 metre miymiş neymiş. Zaten oraya çıktığım anda dedim oğlum son dua net, öleceksin yani. Neyse sonunda atladık. Zaten iki kişisin, hocan var bir de. Sen önde oturuyorsun, hocan arkanda oturuyor. O şekilde uçuluyor havada. Yani düşsen parçanı bulamazlar, o derece. Bir ara bir baktım, Özlem'in paraşütü yanımıza gelmiş böyle. Yan yana uçuyoruz. Sonra? Ya sonrası düşündüm o an. Ertesi gün Londra'ya gidecek. Belki hayatım boyunca bir daha onu hiç göremeyeceğim. Ya nasıl oldu bilmiyorum ama bir anda bağırdım. Özlem benimle evlenir misin diye. Var ya bütün ölü deniz duydu yemin ederim. Atıyorsun. Vallahi atmıyorum ya. Özlem de bana bağırıyor orada evlenirim diye. Ha tabii bu sırada da hoca işte şunu yap, bunu yap, ipi çek falan filan diyor tabii ama ben duymuyorum. Tabii havada yalpalandık haliyle. 1-2 metre falan kaldı yere. Böyle sürüklendik. Benim bacağım tabii iki yerimden kırılmış ama ne acısı diyorum ne bir şey. Böyle işte. Sonra o gitti. Master'ı falan bitti. Şimdi evleniyoruz. Aa lafa daldık unutuyordum. Benim yüzük bakmam lazım. Sipariş vereceğim. Ya işin yoksa sen de benimle gelsene. Olur gelirim. İnan hiç anlamıyorum ben bu işlerden. Beraber seçeriz olmaz mı? Tamam kardeşim. Tamam. O zaman bir saat sonra otel kapısının önünde buluşuruz. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Bir de bu modellerimiz var. Beğenmedim hiçbirini. Vallahi hiç anlamam ki ben bu işlerden. Bana sorsan hepsi taş. Şu nasıl? Bak bence bu daha güzel. Ha evet. Güzelmiş. Tamam bu olsun. Ne dersin? Belki sen de benimle evlenirsin ha. Şimdi hemen alabilir miyim? Verdiğiniz ölçüyü ancak yarın hazırlatabilirim. Peki çok teşekkürler. Ödemeyi şimdi mi yapıyoruz? Yok şimdi değil. Yüzüğü almaya geldiğinizde yaparsınız. Peki teşekkürler tekrardan. İyi günler. İyi günler. Deniz hadi abiciğim. Deniz. İyi günler. İyi günler. Daha kalacak mısınız peki? Evet, bir süre daha kalacağız. Okul için sonradan mı gittin? Yo, orada doğdum. Annemler falan orada. Yazları geliyoruz bazen buraya. Birkaç yazdır annemler gelmiyor ama ben tek başıma geliyorum arkadaşlarımla. Sizinkiler ne zaman geliyor peki? Yani düğün için. Gelmeyecekler. İstemiyorlar evlenmemi. Affedersin ya, ben bilmiyordum. Sorun değil. Özlem Hanım, geldiniz mi? Buyurun. Tamam. Efe, kaçma gel buraya ya. Buradayım baba. Hiç değişmeyecek ya. Hoş geldin ya. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Oğlum hayırlı olsun, evleniyor musun? Sağ ol ya, koşturup duruyoruz işte. Bizim hatunu da Aslı'ya teslim ettim. Yenilik provasına gidecekler birlikte. Ben de kuyumcuya gidiyorum. Oradan da kızların yanına geçeceğim. Dedim, hazır buradan geçiyorken de sana bir uğrayıp selam vereyim dedim. İyi yaptın ya, çok sağ ol. İstiyorsan ben de geleyim kuyumcuya, belki bir yardımım dokunur ha? Tamam olur, bana uyar. Tamam, dur bizimkiler haber vereyim. Tamam, bekliyorum ben. Merhaba. Merhaba. Dün bir yüzük sipariş etmiştin de ben. Ha, hazır beyefendi. Bir saniye bekleteyim ben sizi. Gökhan yani senin alyansı daha evvelden almış olman gerekmiyor muydu ya? Ben mi yanlış biliyorum? Yok abiciğim bu alyans değil. Nikahtan sonra takılıyor. Ya set alıyorsun ya da böyle bir şey işte yani. Oo, çok karışık işler bunlar ya. Öğren bunları. Lazım olacak ileride. O biraz zor ya. Yani bizim daha yıllar hatta yüzyıllara ihtiyacımız var. Evet, yüzük olayı da tamam. Şimdi davetiyeleri arkamız lazım. Hadi sen Efe. Dur ben geliyorum ya. Nereye oğlum? Merhaba. Ben şu yüzüğü istiyorum. Tabii, hangisi? Şu abicim bak. Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldiniz, buyurun. Ben bir yüzük bakacaktım da. İstediğiniz özel bir model var mı? Evet, bir tane vardı. Üstünde taşı vardı, böyle çiçek şeklinde. Dün burada duruyordu. Ama yok. Burada yoksa muhtemelen satmışızdır. Hadi ya. Aynısından bir tane daha yok mu? Siparişini veririm fakat 2-3 haftayı bulur. İsterseniz diğer modellere bakalım. Bakalım. Şu tabloyu da çıkarabilir misiniz? Oh! Neyse, Allah'tan doğru yazmışlar isimleri bu sefer. Güzel. Ver, ver. Efendim? Neredesin abiciğim? Efe ile birlikteyiz. Davetiyeleri aldık şimdi. Kızların yanına gidiyoruz. Kızlar mı? Özlem'le Aslı birlikteler de. Ha öyle mi? Bekleyin o zaman, ben de geliyorum. Tamam, Palmiye Gıda'nın orada buluşalım. Tamam, görüşürüz. Kim? Deniz. O da gelecekmiş de bizimle. İyi. Hadi. Hadi. Daha çok var mı? Bel kısmını ineliyorum. Biraz da göğüsten daraltmamız gerekecek. Doğada görmemiz lazım. Yarım saat filan. Bayılacağım sıcaktan. Klima falan yok mu? Maalesef. Ne oldu? Aslı, sen devam edebilir misin? Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Yok yani ben yapamam Özlem. Ne olur. Vallahi hiç iyi değilim. Ya düşüp bayılacağım şimdi şuraya. Hop 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 hop. Oğlum nereye? İçeri. Oğlum hem evleneceğim diyorsun, hem hiçbir şeyden haberin yok. Evlenmeden gelinlik mi görülürmüş? Uğursuzluk getirir. Tabii öyle derler. Ama ben gördüm. Ne? Geçen prova birlikte geldik. Bittin oğlum sen. 7 yıl uğursuz olur bu evlilik. Ya ne diyorsunuz ya? Hadi gir oğlum, gir madem gördün, yürü. Aa, bitti mi prova? Yo. Niye giymedin gelinliğini? Ya, ölmek üzereyim Gökhan, bir müsaade et. Tamam aşkım, kızma sen. Aslı nerede? Seninle olmayacak mıydı o? Burada, merak etme. Aslı, gelsene. Özlem sıcaktan çok bunalmış, ondan giydim. Yani prova bitsin diye. Aslıcığım çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bir de artık bir arada bana böyle fenalık bastı. Bu sıcakta kat kat etekler zormuş. Ya bakın ne diyeceğim, bir ara hep birlikte denize gitsek. Bizim çocukları da çağırırız, bütün lise tayfası. Hep birlikte geliriz, ne dersiniz? Vallahi harika olur. Gelirsin değil mi? Gelirim. Siz ne diyorsunuz? Var mısınız plaj partisine? Olur. Bana da uyar da ne zaman gideceğiz? Bilmem. Yarın olur mu? Olur. Tamam, anlaştık o zaman. Ne oluyor lan? Ya vallahi üstümü çıkartmadım ya. Ya bırakın ya. Yapmayın ya, bırakın! Hayır! Hayır! Aşkım! Hadi yürü ya! Aslı, Efe hadi! Arkadaşlar, hep beraber Gökhan'ın üstüne hücum!